İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerlerini tanıyalım. Gökkuşağı Tepeleri. Artsakh'ın Rusazor köyünde yeni bir su hattı inşa edildi. Duruşma Lahey'de başlıyor. Bakü'nün savaş suçları uluslararası belgelerde belgelendi. Ararat Ovası'nın atlası yayınlandı. Maden arama ve işletmesi Batı Ermenistan'ın nüfusunu ve ekolojisini olumsuz etkileyecek. Van Gölü'nün suyu Tagavarak koronavirüsünü öldürür. Vera Sahakyan'ın yazdığı Mıgırdıç Hırımyan'a gönderilen mektuplara göre Muş'un Bulanık ilçesinin Ermeni nüfuslu köyleri başlıklı çalışması yayınlandı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki İgdir, Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinde yer alan Gökkuşağı Tepeleri rengarenk görüntüsüyle yabancı turistlerin yanı sıra doğa severler, sporcular ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Tepeler farklı boyutlarının yanı sıra kahverengi, yeşil, sarı, mor ve beyaz renkleri ile adeta bir boya paletini andırıyor. İgdir, Kars ve Garin-Erzurum Karayolu'nun hemen kenarında yer alan tepeler Ararat Dağı'nın yanı sıra Iğdır'daki Ağrıdağı Milli Parkı, Kars'taki Ani Ören yeri görmek için bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, bu güzel mevsimde eğer siz de vatanımızın doğa güzelliklerini görmek istiyorsanız şimdi tam ziyaret etme zamanı. Artsakh Cumhuriyeti Askeran Bölgesi'nin Lusazor Köyü Muhtarı Mikhail Ayvazyan tarafından bildirildiğine göre Lusazor Köyü'nün nüfusu 307 kişidir. Köy Muhtarı Ayvazyan, savaştan sonra köye yerlerinden edilmiş 157 kişiden ibaret 32 aile yerleşti. Yerinden edilmiş yurttaşlarımıza sağlayabileceğimiz ücretsiz 5 evimiz daha var. Belediye binası riskli durumda. Köyde bir sağlık ocağımız, 200 kişilik bir düğün salonumuz var. 42 öğrencinin okuduğu okul binası da riskli. Köy yollarının yenilenmesi gerekiyor. Köyde doğal gaz hattı tesis edildi, elektriği sağlandı, su temini ile ilgili bir sorunumuz yok. Su hattı yeni yapılmıştır. Köy ile başkent arasında ulaşım yok ama bunun ihtiyacı bugün her zamankinden daha fazla hissediliyor. Köyde Surpovannes Kilisesi bulunuyor. Kilise Lusazor'da doğmuş, Los Angeles'ta yaşayan kardeşler tarafından 2018 yılında restore edildi diye anlattı. Köylülerin başlıca uğraş alanları hayvancılık ve tarımdır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı 14-19 Ekim tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan aleyhine her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ve uluslararası sözleşmeye aykırıya ilişkin açtığı dava çerçevesinde bir duruşma gerçekleştirecek. Açıklamaya göre 14-15 Ekim'deki duruşmalar Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı geçici tedbirler uygulama talebiyle bağlantılı olacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 16 Eylül'de Bakü'ye karşı Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda vatandaşlarının haklarını korumak için acil önlem alınmasını talep eden bir dava açtığını hatırlatalım. Temsilciler Meclisi'nin Ermeni esirlerin ve rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep eden bir bildiriyi kabul ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Azerbaycan'ın Artsakh Karabağ'daki savaş suçları, yasaklı silahların kullanılması ve Amerikan teknolojisinin Türk İHA'larında kullanılması da dahil olmak üzere rapor sunmakla yükümlü olduğunu belirtmek gerekir. 2020 savaşı sırasında Fransa, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinin parlamentoları Azerbaycan ve Türkiye'nin eylemlerini kınayan kararlar aldılar. Ermenistan Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı'nın desteği ve uluslararası ortakları ile diğer ilgili kuruluşların yakın işbirliği içinde Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın ileri bilimsel teknolojilerin kullanılması ve kaynakların kapsamlı korunması için işbirliği programı tarafından hazırlanan Ararat Ovası'nın atlası yayınlandı. Ararat Ovası'nın atlası, ovanın su kaynakları ile ilgili veri ve bilgilerin yanı sıra devlet kurumlarında mevcut olan veri ve bilgileri ayrıca ileri bilimsel teknolojilerin kullanılması ve kaynakların kapsamlı korunması için işbirliği programının uygulanması sırasında toplanan ve analiz edilen coğrafi verileri içerir.
atlas hem kartografik hem de istatistiksel bilgiler içermektedir. 48 tematik haritadan oluşmaktadır. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şırnak Kent Merkezi ile 20 bölgede çevresel etki değerlendirmesi ÇED raporuna gerek duymadan maden arama izni verdi. Tarihi alanları göz ardı edilerek rapor yazıldı. İçi boş raporlarda bu alanlar tamamen talana açıldı. Bu bölgelerde başta petrol ve kömür, kırma ocakları ile diğer farklı madenlerin aranmasına başlanacak. Kent merkezi ile Silopi ve Cizre ilçelerini çevreleyen Cudi Dağı'nda bulunan onlarca maden ocağı, Hezil ve Habur çayları ile Nerduş Deresi'nde kirlilik yaratıyor. Eskiden içme suyu olarak kullanılan bu çay ve dereler, kirlilik nedeniyle gelinen aşamada sulama amaçlı dahi kullanılamıyor. Bakanlık kararıyla Şırnak'ta 22 bölgede maden arama izninin verilmesiyle bölge insansızlaştırma riskiyle karşı karşıya kalabilecek. Talan, ekolojik yıkıma neden olacak. Çevre koruma aktivistleri tarafından bölgenin maden sahalarına açılmasına karşı hukuki süreç başlatılacak. Batı Ermenistan, kendi topraklarında ve genel olarak bölgede yürütülen faaliyetleri yakından takip ederek doğaya ve insanlığa karşı bu tür yasa dışı eylemleri şiddetle kınıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün suyuyla hazırlanan spreyin potansiyel hidrojen değerlerinin yüksek olması nedeniyle Ermenicesi Tagavarak olan koronavirüsün yayılımını engellediği tespit edildi. Van Gölü, içindeki bazı mineral değerlerinin yüksek olması ve birçok cilt hastalığına iyi gelmesi nedeniyle sık sık bilim insanlarının araştırma konusu oluyor. Tagavarak koronavirüs hastası üzerinde yapılan araştırmada 30 hastada bu spreyi kullandı. Spreyi kullanan hastaların taşıdığı virüs miktarında bir azalma tespit edildi. Vera Sahakyan'ın yazdığı Gatogos Megardic Hrimyan'a gönderilen mektuplara göre Muş'un Bulanık ilçesinin Ermeni nüfuslu köyleri başlıklı çalışması yayınlandı. Çalışma Muş'un Bulanık ilçesine adanmış. Yeni keşfedilen Osmanlı kaynakları aracılığıyla ilçenin oluşumuna değiniliyor. Maştot adlı eski el yazmaları müze enstitüsü Madenataran'da tutulan Ermeni göçmenlerden Gatogos Megardic Hrimyan'a gönderilen mektuplara dayanarak vilayetin Ermeni nüfuslu köylerinin bir listesi, kapsamlı açıklamalar ve notlar alfabetik sırayla derlendi. Her köye ayrılan bölüm o köyün sakinlerinin mektuplarını içeriyor. Çalışma Madenataran Bilim Konseyi kararıyla yayınlandı. İngilizceye çevrildi. Kitap Gatogos Megardic Hrimyan'ın 200. doğum yıl dönümüne adandı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV uzun yıllardır çevrim içi platformda faaliyet göstermekte ve size birçok zevkli anlar yaşatmaktadır. Batı Ermenistan'ın zengin tarihi, kültürü ve siyasi olayları hakkında bilgiyi web sitemizde değilse başka nereden edinebilirsiniz? Televizyonumuz Western Armenia TV, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Ermenilerin işgal altındaki ana vatanımızda meydana gelen olayları, ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ta yaşananları daha yakından tanımaları için mümkün olan her şeyi yapıyor. Desteğiniz, televizyonumuz Western Armenia TV faaliyetinin verimliliğini ve kalitesini daha da artırabilir. Bizi takip etmeye devam ediniz. Size yeni ve ilginç bilgiler aktaracağız. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Rima Sarıbekyan'ın seslendirdiği Muşu Ahçik ve Ah Ninu adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.